Dualar Hazinesi kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda Aşire-i Mübeşşere'den Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin hayatını sizlerle paylaşacağız. Fil vakasından yani 571 tarihinden 10 yıl kadar sonra Mekke'de doğdu. Cahiliye döneminde Abdülamr ve Abdülkabe olan adı Müslüman olduktan sonra Hazreti Peygamber tarafından Abdurrahman olarak değiştirildi. Genç yaşından itibaren ticaretle uğraştı. Cahiliye devrinde de içki içmeyen ve güzel ahlaka sahip biri olarak tanınırdı. Hazreti Ebubekir ile olan eski dostluğu onun vasıtasıyla Müslüman olmasını sağladı. İlk 8 Müslümandan biri olan Abdurrahman, Mekke müşriklerinin baskı ve işkenceleri yüzünden önce Habeşistan'a, sonra da Medine'ye hicret etti. Hazreti Peygamber onunla Ensar'dan Sa'd bin Rebi arasında kardeşlik bağı kurdu. Hazreti Peygamberle birlikte bütün savaşlara katıldı. Uhud'da 20'den fazla yara aldı. Hatta ayağındaki yaralar sebebiyle topal kaldı. Hicretin 6. yılında 628 Dûmetül Cendel üzerine yapılan bir seferde Hazreti Peygamber onu Seriye kumandanlığına getirdi ve başına sarık bağladı. Savaşı kazanınca peygamberin talimatı üzerine kabile reisinin kızıyla evlendi. Tebük seferi sırasında imamlık ettiği bir namaza Hazreti Peygamber de iştirak etti. Böylece Ebu Bekir gibi o da Resulullah'a imamlık yapmış oldu. Vefatında Hazreti Peygamber'i kabre indiren 4 sahabiden biri Abdurrahman idi. Hazreti Ebubekir'in halifeliği sırasında ona müsteşarlık yaptı. Nitekim Ebubekir ölümünden önceki hastalığı sırasında Ömer bin Hattab'ı yerine halife seçme düşüncesini ilk defa ona açmıştır. Abdurrahman bin Avf Hazreti Ömer'in hilafetinde de bu görevi devam etti. Ashab-ı kiram halifeye arz etmekten çekindikleri meseleleri onun vasıtasıyla intikal ettirirlerdi Ömer'e. Ömer'e bu derece yakınlığı sebebiyle zaman zaman geceleri Medine sokaklarında onunla birlikte dolaşarak asayişi kontrol ederlerdi. Bu dönemde Abdurrahman hac emirliği ve Beytülmal muhafızlığı da yaptı. Halife Ömer mecusi bir köle tarafından hançerlenince Abdurrahman'ı imamlığa geçirdi ve kendisinden sonra iş başına gelecek halifeyi belirlemek üzere tayin ettiği 6 kişilik şurada Abdurrahman'ı da dahil etti. Hazreti Osman ve Ali'den başka kendisi de aday olduğu halde adaylıktan çekilerek halifeyi bizzat tayin etme yetkisini üzerine aldı. Daha sonra şura üyeleriyle ayrı ayrı görüştüğü gibi İbn-i Kesir'in belirttiğine göre 3 gün süreyle geceli gündüzlü ekseriye uykusunu terk ederek ordu kumandanlarıyla, eşrafla, kadın erkek Medine halkı ve dışarıdan gelenlerle teker teker veya toplu halde açık veya gizli görüşerek bir çeşit kamuoyu yoklaması yaptıktan sonra Osman bin Affan'ı halife ilan etti. Hazreti Osman'ın halifeliğinde de müsteşarlık ve hac emirliği görevlerine devam eden Abdurrahman, halifeye zaman zaman çeşitli ikazlarda bulunmuştur. Abdurrahman bin Avf 75 yaşlarında Medine'de vefat etti. Vasiyeti üzerine cenaze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Vefat yeriyle ilgili klasik kaynaklardaki bu bilgiler yanında Siirt Pervari yöresindeki halk, öteden beri onun mezarının Pervari'ye bağlı Yukarı Balcılar köyünde olduğuna inanmaktadır. Yakın zamanlarda mermerle çevrilen mezar bölgenin önemli ziyaret yerlerinden biridir. Bu inanış Aşire-i Mübeşşere'den olan Abdurrahman bin Avf'a karşı yöre halkının beslediği sevginin bir nişanesi kabul edilmektedir. Abdurrahman bin Avf cahiliye döneminde de hem de İslam devrinde de ticaretle meşgul olarak büyük bir servet kazanmıştır. Servetini Allah yolunda harcamaktan çekinmemiştir. 500 deve yükü tutan büyük bir kervanı bir defada bağışlayacak, ayrıca bir günde 30 köleyi azat edecek derecede cömertti.
Hazreti Peygamber'den hadis rivayet etmekte son derece titiz davranmış, bu sebeple de pek fazla hadis nakletmemiştir. Kaynaklarda ondan rivayet edilen 65 hadise rastlanmaktadır. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve Osman dönemlerinde fetvaya ehil görülen ve sayı bakımından orta derecede fetva veren sahabilerden sayılan Abdurrahman bin Avf'ın fetvaları küçük bir risale oluşturacak hacimdedir. Kıymetli dostlar, bu videomuzda cennetle müjdelenen 10 sahabiden Abdurrahman bin Avf'ın hayat hikayesini sizlerle paylaştık. Bu bilgileri Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'den aldık, sizlerle paylaştık. Bu videoları faydalı buluyorsanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.